Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Afyon cezaevinde telif edilen El Hüccetüz Zehra'yı okuyoruz. Yani 15. şua. 3 bölüm halinde. 1. bölüm kelime-i tevhidin kelimelerini açıklama ve Allah'ın birliğini, varlığını ispat etme. Biz 11 kelimeden 10. kelimeye geldik. Nedir o? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ Allah her şeye kadirdir. Bir çok yerde geçiyor bu surelerde. Bundaki hüccete, hüccet derken mantıki delil. Yani Allah'ın vücubu vücuduna ve vahdetine. Burhan. Ha, Burhan. Gayet kısa bir işaret şudur. Bu misafirhane-i dünyaya gelen her zişur. Şu dünya misafirhanesine gelen şuur sahibi herkes. Yani bütün insanlar, cinler. Anlatabildim mi? Hayvanlarda da var ama tam şuur yok onlarda. Gözünü açtıkça görür ki bir kudret, bir güç bütün kainatı kabzasında tutmuş. Kudret elinde tutmuş. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ Bir kitabın sayfalarını çevirir gibi, toplar gibi semayı diyor kudret elimizle toplayıp kıyameti koparacağız. Ne ayet ama değil mi? Ya yani bu cümleler önemli. Ve nihayetsiz, hiç şaşırmayan, ezeli, ihatalı bir ilim. Hem ezeli, yani hadis değil, sonradan değil. Hem de bütün kainatı kuşatan bir ilim ve gayet dikkatli, hiç mizansız, faydasız hareket etmeyen bir sermedi hikmet. Devam ede gelen, ebedi hikmet. İnsanların da hikmetleri var ama geçici, zail, fani. Ve inayet, inayet de her şeyi dikkatle yapma. İnayetten kasıt o. Yani ne demek? Bediüzzaman bunu ehadiyetle açıklıyor. Yani diyor Cenab-ı Hak bir mikrobu bile yaratırken sanki bütün isimleriyle onun üzerinde duruyormuş gibi hassasiyet gösteriyor. Yani o inayeti yardım manasında düşünmeyin tam sadece yani. Bu önemli. Burada da inaden mi geliyor değil mi? Aynı yani yardım manası da var zaten. Ben şimdi yaratılırken anam babam akşam kuruş fasulye yedi, sabah ben ne oldum? Yine Allah'ın yardımı var. Ama o yardım öyle itinayla yaratıyor ki sanki bütün isimleriyle sırf beni yaratmakla meşgul. Haşa yani. Ona ehadiyet diyoruz. Hani her damlada güneşin bütün özellikleri, ışığı bir de bütün damlalarda oluşu da vahidiyet. Yani sıfatlarının tekliği. O kudretin içinde bulunup zerrat ordusundan, yani atomlar ordusundan bir tek zerreyi mezzup, yani cezbeli bir mevlevi gibi, hani mevleviler dönüyor ya, döndürerek çok vazifelerde istihdam ettiği gibi. Nedir o? Güneş mesela. Bize işte hizmet ettiriyor. Lambamızı çeviriyor. Allah Allah. Küre-i arzı aynı anda. Yer küresini de aynı anda. Aynı kanunla bir senede 24 bin senelik bir dairede. Dikkat edin. Bir dakikada 108 bin kilometre hızı var dünyanın. Yine bir meczup mevlevi misillu gezdirir. Mevsimlerin mahsullarını. Her mevsimin ayrı mahsulü var biliyorsun. Nimetler var. Hayvan ve insanlara getirdiği aynı kanunla aynı zamanda güneşi bir mekik, mekik gibi çeviriyor. Bir çıkrık yaparak. Allah Allah, bütün hani çıkrıkla pamukları atıyorsun ya, güneş de bütün meyveleri atıyor. Mekik neydi o? Mekik de olan Türkçe, yani ben ne diyeyim sana kardeşim. Mekik dokuma aleti, özür dilerim. Dokuma dezgahı. Ha, dokuma dezgahı. O ayağınla vurduğun şey değil mi? Öyle ya neyse işte ben mi? Gördüm değil yani ama dokuma dezgahlarını görmüştüm öyle. Evet, aynı, aynı. Çıkrık da o hani pamuk atıyorsun ya. Yaparak merkezinde cazibe, cezbedarane ve cazibekarane. Bak merkez kaç ve merkez çek gücü. İki tane güç var. Döndürüp manzu, yani merkez kaç kuvveti itiyor. Bir de çekiç var. O da yani düşmesine engel oluyor. İki tane kuvvet. Manzume-i Şemsiye ordusu. Güneş sistemi ordusu. Çünkü tıp dünya değil ki. Bütün o gezegenler. Olan seyyarat yıldızlarını, gezegen yıldızlarını
kemali mizan ve intizamla düzenli ve ölçülü bir şekilde vazifelere çalıştırır. Ne demek ölçülü? Mesela dünyamız biraz eğik. Biraz o eğiklik değişse dünya ya yanıyor ya donuyor. Ancak bu cümleyi öyle anlarsınız. Ve aynı kudret, aynı zamanda aynı kanunu hikmetle, hikmet kanunu. Hikmet demek faydasız bir iş yapmıyor. Hikmet kanunu. Zemin sayfasında, yeryüzünü bir sayfaya benzetti. Kainat bir kitapsa, yüz binler kitap hükmünde yüz binler nevileri. Papatya bir kitap, kuzu bir kitap, sen bir kitap. Nevi dediği burada türleri beraber, birbiri içinde, iltibatsız, karıştırmadan, sehivsiz, unutmadan yazar haşr-ı azamın, asıl insanların haşredileceği büyük haşrin binler numunelerini ishar eder, ortaya kur. Her sene baharda haşirler var. Her mevsimde haşir var. Ve aynı kudret, aynı zamanda hava sayfasını bir yazar bozar tahtasına çevirir. Siklon, antisiklon alanları. Okumuştuk coğrafyada. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Değil mi? Bütün zerrelerini, Allah Allah, birer kalem uçları ve o kitabın noktaları hükmünde emir ve iradenin onlara tayin ettiği vazifelerinde istimal ederek. Bir emir ve irade var, bir de kudret ve ilim var. Yani çok enteresan. Kullanarak ve bütün o zerrelere, her birine öyle bir kabiliyet vermiş ki, bak aynı zerre patatese gidiyor, patates oluyor. Akgünz'ün vücuduna geliyor, Ahmet Akgünz oluyor. Seninkine geliyor, Yasin oluyor. Aynı zerre. Atom aynı, malzeme aynı. Çürüyüp yeniden bakalım kim olacak? Enteresan. Güya bütün sözleri, ha bu da önemli. Bunu hüve nüktesinde açıklıyor. Şu anda bizim odada, anladın değil mi? Bütün dünyadaki televizyonları çekecek alet olsa, şu dünya, yani odanın havasındaki hava zerreleri, bütün dilleri bilerek eksiksiz çevirir mi bize, nakleder mi? Nakleder ya. Yeter ki televizyon olsun. Hiç hata yok. Dil süşmesi yok. Ya. Güya bütün sözleri ve konuşmaları bir gibi alır. Yani sanki bilir, alır. Bilir gibi alır, neşreder, şaşırmaz. Küçücük birer kulak, incecik birer lisan olarak istihdam edip unsuru hava, hava unsuru emir ve irade ilahinin bir arşı tahtı olduğunu ispat eder. Yani emir ve irade ilahiye havada açıkça görünüyor. İşte bu kısa işarete bir kıyasen. Bu kainatı bir muntazam şehir, bir mükemmel apartman ve misafirhane. Bir mucizatlı kitap. Her parçası mucize olan bir kitap. Ve Kur'an hükmüne, kainat büyük Kur'an biliyorsun, getirip heyet-i mecmuasından, tamamından ta bir zerreye, atoma kadar bütün mahlukat tabakalarını ve dairelerini ve taifelerini mizan-ı ilim ve nizam-ı hikmetle, ilmin ölçüleri, hikmetin de düzeniyle kabzasına, yedi kudretini alan, tasarruf eden, kudreti içinde hikmetini, rahmetini gösteren ve rububiyeti mutlakası içinde, kayıtsız terbiyesi içinde mevcudiyetini ve vahdaniyetini, birliğini, varlığını ve birliğini güneş ve gündüz gibi bildirip tanıttırmasına mukabil imanla tanımak ve sevdirmesine mukabil ubudiyetle sevmek ve ihsanatına mukabil şükür ve hamd isteyen böyle bir Rahman-ı Rahim'i tanımayan ve ubudiyetle onu sevmeye çalışmayan, belki inkarla ona bir nevi adavet, düşmanlık taşıyan insan suretindeki şeytanlar. Birer küçük Nemrüt ve Firavun hükmünde nihayetsiz bir azaba elbette müstahak olur. O Kur'an'ı hakaret eden köpek de bunlardandır. Şunu da okuyalım, bitirelim. Olur mu? Bitti zaten. Fatiha-i Şerife'ye geliyoruz. 11. kelime. Ve ileyhil masir. Yani kelime-i tevhidin 11. Dönüş ona. Yani onun huzuruna gideceksiniz. Yani daire-i huzuruna, Allah'ın ve ileyhi turcaun. Bu ayetleri okuyun hep. Ona döndürüleceksiniz. Ve alemi bakisine, onun baki alemi olan ahirete ve ahiretine ve sermedi,
Yani devamlı olan dar saadetine, mutluluk diyarına gidileceği gibi bütün kainattaki mahlukatın merciği varacağı nokta odur. Bütün esbab, sebep silsileleri ona dayanıyor ve kudretine istinad eder, dayanır. Ve o kudretinin tasarrufatına birer perdedirler. Sebepler bir perde. Üzümü yaratan o, kuru topraktan o üzüm şurumbacıklarını çıkaran o. Yani, ama vesile kılıyor sebebi, imtihan dünyası. Yani vesileler perde ne manada? Olmasa Allah-u Teala'yı mı? Tabii, yani yok, o zaman imtihan sırrı kalkar. Herkes diyor dediği zaman yıldızlarla la ilahe illallah yazılmaya benzer o zaman. O kudreti kutsiyenin, o mukaddes kudretin izzetini ve haşmetini muhafaza için bak. Çünkü dünyada öyle işler var ki, mesela hastalığı da Allah yaratıyor. Sebepler olmasa haşa Allah bu işle meşgul diyeceksin. Bak Allah'ın izzetini ve haşmetini. Bunu 40. hocam çok güzel bir misalle anlatıyor. Fatih Sultan Mehmet diyor karar almış. Bütün İstanbul'daki fakirlere yardım edecek. Arkadaşlar bunu yanlış anlamayın diyor. Bizzat diyor elini alıp da yardım torbalarını, çuvallarını teker teker. Ey fakir geldim ben Fatih. Öyle yapmaz yani. Çünkü şanla yakışmaz. Görevlilere verir dağıtın der. Yahu diyor Fatih'e yakıştıramadığınızı Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz? Harika bir misal. Sebepler eliyle. Bunu daha güzel açıklıyor dediği zaman. Mesela diyor belki burada da açıklar. Burada çok enteresan. Yani diyor ki Hazreti Azrail evvela Hazreti Azrail Cenab-ı Hak ölümle araya Hazreti Azrail'i koymuş. Hazreti Azrail Aleyhisselam demiş ki ya Rabbi hep benden şikayet edecek senin kulların. Merak etme demiş. Ben de kazaları, musibetleri, hastalıkları seninle kullarım arasına. Ne oldu kardeş? Ey çok yaşlıydı, öldü. Allah rahmet etsin. Bak Hazreti Azrail'i fazla suçlamıyor. Korona geldi, öldü. Ulan hepsi huvellezî yuhyî ve yumît. Ama demek ki o kudret ezeliyenin izzetini ve haşmetini muhafaza için bütün zahiri sebepler yalnız birer perdedirler. İcatta da hiç tesirleri yok. Yani ölümü yaratmakta falan etkileri yok. Emir ve iradesi olmazsa hiçbir şey, korona dahil, hatta hiçbir zerre hareket edemez demektir. Bu kelimedeki hüccete gayet kısa bir işaret et. Ve ileyhil masirde böyle bir mana olduğunu hiç dinlediniz mi? İşte akaid dersi budur. Evvela iki noktayı açıklayacak, üç nokta. Bu kutsi kelimenin ifade ettiği haşir ve ahiret ve hayat-ı bakiye, baki hayat hakikatının bu gelen bahar gibi kat'i ve şüphesiz tahakkukunu gerçekleşeceğini ve geleceğini tam iman ettirmek ve ispat etmek cihetini 10. söz. Haşir Risalesi işte. Ve zeyillerine, eklerine ve 29. söz. Bu da melaike, ruh ve ahiretin ispatına dair. Ve meyvenin 7. meselesine, aynı zamanda 8. mesele de öyle. 7. mesele yani gençlik rehberinin de 7. meselesi. Ve münacat şuana. Bu da münacat risalesi var. Şualarda okuduk bunu. Ve nurun ondan sonra imani risalelerine havale ederiz. Elhak onlar bu rükn-i imani, 6 iman rüknünden biri olan ahirete, haşre imanı öyle bir tarzda hadsiz hüccetlerle ispat etmişler ki dünyanın mevcudiyeti derecesinde ahiretin tahakkukunu gerçekleşeceğini en muannif inatçı münkirleri de tasdike mecbur eden bir surette ispat etmişler. Saniyen ikincisi mucizül beyanı Kur'an'ın açıklamaları hep mucize olan Kur'an'ın 3'ten birisi haşre. %30'u haşre ve ahirete bakar. Şaşırmış papazlar buna. Kur'an alemi uhrevinin mukaddes haritası deyince ya nasıl olur hiç böyle bakmadık demiş Freie Üniversitesi'ndeki 2 profesör. Kur'an'ı bu yüzden yeniden okuyacağız demişler. Hilde-i Fındık Kur'an gönderse. Ya hocam. Göndermiş. Durur mu? Birisi haşre ve ahirete bakar. Her davayı ona bina eder. Öyleyse Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri ve hüccetleri haşrin de ispatına delildir. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna dair bütün ispat eden deliller haşrin de ispatınadır. Çünkü onun 1/3 haşir. Ahiretin vücuduna dahi delalet ettikleri gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine,
peygamber olduğuna şehadet eden bütün mucizeleri ve umum delail-i nübüvveti, peygamberlik delaili, delilleri ve sıdkının doğru olduğunun bütün hüccetleri haşir ve ahirete dahi şehadet ederler. Çünkü o zat aleyhissalatü vesselamın bütün hayatında, yani peygamberimizin daimi bir büyük davası ahiret olduğu gibi. Hristiyanlıkta neredeyse ahiret yok gibi. Çünkü ruhi olarak kabul ediyorlar ahireti. İbn Sina ve Eflatun gibi. Bütün 124 bin peygamberler aleyhisselam dahi hayat-ı bakiye, baki hayat ve saadet ebediyeyi dava edip beşere, insanoğluna müjde ederek hadsiz mucizelerle ve kat'i delillerle ispat ettiklerinden elbette onların peygamberliklerine ve sadıkiyetlerine, doğru sözlü olduklarına delalet eden bütün mucizeleri ve hüccetleri onların en büyük ve daimi davaları olan ahirete ve hayat-ı bakiye şehadet ederler. Buna kıyasen sair erkan-ı imaniyeyi, diğer altı imandan diğer iman rükünlerini ispat eden bütün deliller dahi, onlar da haşrin varlığını, çünkü haşre bağlı, dahi haşrin vukuuna ve dar-ı saadetin açılmasına şehadet ederler. Salise, üçüncü ve sonuncu. Hiç mümkün müdür ki, bu çok önemli bir kaide, yani istifham-ı inkari, yani mümkün değildir. Hiç mümkün müdür ki kendi kemalatını, üstünlüklerini ve kudret ve rububiyetini izhar etmek, ortaya koymak için bu kainatı, bütün zerrat ve seyyarat, atomlar, gezegenler, ecza ve tabakatıyla, parça parça cüzleriyle, bütün tabakalarıyla halk edip, yaratıp, kemal-i hikmetle her birisini bir vazifeyle, belki çok vazifelerle mütemadiyen, devamlı çalıştıran ve sermedi, nihayetsiz, hadsiz, yani sonu olmayan cilve-i esmasını, isimlerinin cilvelerini, parlamalarını göstermek için kafile kafile arkasında, ne demek cilve-i esmasını göstermek? Birisine bakıyorsun delikanlı, bir bakıyorsun ki hastalanmış. Çünkü Şafii isminin tecellisini gösterecek. Bir bakıyorsun ayağa kalkamıyor. İki gün sonra bakıyorsun delikanlı. O da yine Şafii isminin. Açsın. Lezzetle yemek yedin. Rezzak isminin. Hep böyle. Hocam Şafii ismiyle hem hastalanmak... Tabii. İkisi de tabii. İkisi de. Belki seyyar, yani gezegen, müteceddit dünya arkasında. Yenilenen dünyalar var. Bak dedeler gitti bizim. Babam da gitti. Biz geldik. Daha yenilenecek dünya. Arkasında ve mahlukat taifelerini bir misafirhane-i aleme. Şu alem bir misafirhane. Gelip gelip gidiyor. Ve hayat-ı dünyeviyeye meydan imtihanına gönderip alem misalde, hayal alemi de alem misalden bir parça, kurulan manevi uhrevi sinemalar. Şu anda bizi çekiyor uhrevi sinema. Kiramen Katibin bunu çekiyor. Uhrevi sinema diyorum ben. Çünkü şeyi, bütün hepsini alem misalde kuruluyor bu. Öyle yani sinema makinesine veya şeye gerek yok yani, çalışanlara. Ve berzahi fotoğraflarla, yani perdelere alınıyor bunlar. Berzahi fotoğraf dediği o, suretlerini ve amellerini ve vaziyetlerini alarak onları terhisten sonra gösterecek. Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde var bu. Karşılıklı cennet koltuklarında oturup seyredecekler. Sure-i Saffat bunlardan biri. Ya hocam, bu aleme misali, yani ruh alemi ile bu dünyadaki ceset alemi arasındaki bir alemdir diyebilir miyiz? Tabii. Mesela hayal alemi de onlardan biri. Alem misalin bir parçası. Rüyada gördüğünüz. Rüyada öyle. Tabii. Başka taife ve kafile ve seyyal ve seyyar, gezici ve akıp gidici bir nevi dünyaları, dedelerimizin, babalarımızın dünyasını hep kaydettiler gitti. Aslında o kadar teknoloji asrındayız ki bunları en iyi anlayacak nesiliz biz. O meydana vazifeler ve cilve esmasına aileler olmak için gönderen bir Sani Zülcelal, celal ve azamet sahibi olan bir sanatkar, bir Halik-i Zülcemal, her şeyi güzel yaratan bir Allah, bir Allah-ı Zülkemal, hep kemal sahibi olan Allah, bu fani dünyada şuur ve akıl ile o Halik'in bütün maksatlarına karşı, Allah'ın ne maksadı var?
kendini tanıtması. Dört tane ana maksadı var Kur'an-ı Kerim'in. Mukabele eden, karşılık veren ve bütün istidadıyla, kabiliyetiyle o Halık'ı sevip sevdirip, tanıyıp tanıttırıp, hadsiz dualarla bekay ahiret saadetini yalvaran, başta Peygamberimiz ahirette bize mutluluk ver, daimi ver diye ve akıl sebebiyle nihayetsiz elemler aldığından bütün fıtratı ve ruhu ve istidadıyla aynı lezzet olan, lezzetin ta kendisi olan hayat-ı bakiyeyi, içinde hiç sıkıntı olmayan baki hayatı isteyen bu nevi insan için bir dar-ı mükafat ve mücazat. Ceza ve mükafat diyarı bir haşir neşir olmasın. Mümkün mü bu? Ta yukarıdaki paragrafın başındaki cümle. Haşa. Yüz bin defa haşa ve kella. İşte bu kısacık işaretin izahatı ve tafsilatı ve hüccetleri parlak ve kuvvetli bir surette Risale-i Nur'da bulunmasından ona havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Sübhaneke, tenzih ve takdis ediyoruz ya Rabbi seni. La ilme lena illa ma allemtena. Bizim hiçbir bilgimiz yok ancak bize öğrettiklerin dışında. İnneke entel alimul hakim. Hakikat şu ki sadece sen her şeyi bilen, her şeyi hikmetle yürütensin. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Hey El-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hey hey.